Kırılıyorum kalbimden. Bu nasıl aşk Allah'ım? Öleceğim derdimden. Ayna ayna, güzel ayna, söyle bana, benden daha güzel bir kadın var mı bu kainatta? Hele bir var de, hele bir var de, seni çatır çatır çatlatırım. Geldim. Kıskanırım seni ben, kıskanırım kalbimden. Etiklerdeki indirimi görsen vallahi kafayı yersin. Ne indirimi? Kimde ne indirmiş? Mektup hakkında bir şey biliyorsun, söylemiyorsun. Çabuk şuraya otur. Çabuk sen söyle, çabuk bana söyle. Aa, delirdin mi be abla? Ne mektubu, ne ilişki, neler söylüyorsun sen? Etekten bahsediyorum, etekle indirim devam ediyor da. Ay yüreğimi indirdim. Ay öyle söylesene. Ay ödüm koptu. Ben de Meftun'u eteğini indirmiş bir şıllıkla gördüm zannettim. Ay biliyorsun, soyu şıllıklar uyumaz. Öküz altında şıllık arıyorsun yıllardır ama gördüğün gibi bir şey olmuyor. Allah aşkına bırak şu kıskançlığı ya. Niye bırakayım canım? Bırakmıyorum işte. Sigarayı bırakırım, kıskançlığı bırakmam. Ay abla. Hem sonra benim kıskançlığım tozunda he. Abla. He? Senin gözünün altına ne oldu öyle? Ne oldu? Ne var? Ay bakma öyle, çabuk söyle. Ay, yok canım, makyajın artmış, onu söyleyecektim. Ah ne makyajı oluyor? Sen beni makyaj yaparken gördün mü? Benim bütün güzelliğim Allah'tan. Bir uç sürerim o kadar. Hangi göz? Sol. Ha, bu. Geçtim, bunda var mı? Ben onu diyorum işte. Ben Meftun'u kıskanıyorsam sevdiğimden kıskanıyorum ayol. O zaman senin mantığına göre Meftun eniştem seni hiç sevmiyor. Meftun Miss World of Fevriyesine tapar, tapar, tapar. Ama o seni böyle kıskanmıyor. Yani şimdi Meftun ben... Nereden çıkartıyorsun böyle fitne fücur şeyleri canım? Aa, vallahi espri yaptım abla. Ne esprisi, böyle espri yapılır mı? Aa, sırtımdan vurdun beni. Ay, ben bunu hiç düşünmemiştim. Meftun beni kıskanıyor mu acaba? Abla, bak gel hadi alışverişe gidelim. İndirim bitmeden yetişelim. O zaman sakinleşirsin, onu otursun. Abla, tamam tamam, kendine gel. Taksi çevirelim hadi. Sen taksini çevir. Benim Meftun'u kıskandıracak bir dolap çevirmem lazım. Taksi! Taksi! Hah. Hadi ablacığım, hadi geldi taksi. Buldum Ümran. Ne buldun ablacığım? Buldum. Meftun'u kıskandırmanın bir yolunu buldum. Ay abla, hala orada mısın? Hadi gel, taksi bekliyor. Aa, burada aile servisimin içine kurt düşürdü, bir de taksiye binecekmiş. Buldum. Bak şimdi ne yapacağız biliyor musun? Ne yapacağız? Bu Boğaziçi'li çocuktan İngilizce dersi alıyormuş gibi yapıp Neptun'u kıskandıracağım. Ve beni ne kadar sevdiğini sana ispatlayacağım. Hadi yürü gidiyoruz bu adrese, hadi. Ablacığım ben sana şaka yapmıştım. Hadi yürü, yürü gidiyoruz. Hayır, taksiye gerek yok şurada zaten. Ay, özür dilerim, affedersiniz. Siz gidin. Affedin bizi, güle güle. Ay abla, çok kıskanç bir kadınsın yahu. Boğaziçi'li öğrenciler yakışıklı olur mu acaba? Meftun'u kıskandırmam için Banderas kadar yakışıklı olması lazım. Ay ablacığım, ilanda artistin İngilizce dersi verilir diye yazmıyor ki. Artık ne çıkarsa bahtına. Ah. Buyurun, ne istemiştiniz? Biz yeni kapıcınız Fevriye ile Ümran. Çöpünüz var mıydı? Çöp mü? Bir bakayım. Bir dakika. Boğaziçi'li çocuk sen misin hani İngilizce dersi veren? Evet benim. Ben de İngilizce dersi almak isteyen Fevriye. Memnun oldum. Ha, siz İngilizce ders almak istiyorsunuz. Maşallah, zekası arkadan da olsa bayağı iyi geliyor. İleride mola verelim, bize de yetişsin bari. Pratik İngilizce mi öğrenmek istiyorsunuz yoksa mesleki İngilizce mi? Kıskandırma İngilizcesi. İngilizce seviyeniz nasıl? Prens Charles'ı çileden çıkaracak kadar biliyoruz. İsterseniz akşam 7'de bizim evde buluşalım, ne dersiniz? Ben size hemen adresi vereyim. Aha, parayı sakın düşünmeyin. Hiç önemli değil. Evet, numara. Yazdım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Nerede kaldı bu adam da? Derse başlasak mı artık Fevriye Hanım? Ne olur biraz daha bekleyelim. Ay, İngiliz anahtarı kılıklı herif. Biraz daha sabredelim. Geldim.
seni bekliyor. İngilizce hocam mı? Evet. Tanıştırayım. İngilizce hocam Burak. Bu da kocam Mefton. Memnun oldum. Evet. Biz nerede kalmıştık hocam? Bir yerde kalamamıştık. Yeni başlıyoruz. Evet doğru. Önce zamanlar öğreneceğiz Fevriye Hanım. Fevriye Hanım demeseniz diyorum bana. Fevriye deyin mesela. Ya da daha da kısaltıp Fevriş diyebilirsiniz. Ya da daha da kısaltıp Fev deyin. İnanın ne kadar kısaltırsanız o kadar fevkalade bir şey yapmış olursunuz Burak'cığım. Peki Fev. şimdi İngilizce'de en çok kullanılan geniş zamanı öğreneceğiz. Şimdi bırakın geniş zamanı da durmuş zamanı öğretin bana. İnsan bazen zamanın geçmesini istemiyor biliyor musunuz? İngilizce'de durmuş zaman diye bir kalıp yok ki. Yani belki vardır ama bize öğretmediler. Senin kalıbını. Bakın ne diyeceğim. Mesela daha çok işime yarayan kelimeler öğretin. Mesela I love you gibi. I love you, I love you. Do you love me? Yes, I do. I love you, I love you. Do you love me? Sevgi ifade eden kelimeler öğretin diyorum yani. Affedersiniz böldüm ama karıcığım ben yukarıda biraz istirahate gidiyorum tamam mı? İnanmıyorum. İnsan hiç olmazsa azıcık ucundan kıskanır ayol. Anlamadım hanımefendi. Siz zaten neyi anladınız? Sanki bundan önceki şeyleri anlamışsınız da şimdi ilk defa anlamıyormuşsunuz gibi. Hadi kalkın bakalım. Kalkın. İngiliz anahtarı kılıklayalım. Hadi güle güle. Go Yankee. Go. Go. Türkçesi de go. De go. Aman dur bakalım daha işin başındayız. Aman eniştemin seni çok sevdiğini ikimiz de biliyoruz. Yani illaki kıskanması mı gerekiyor? Seven insan kıskanır. Bu ne böyle ayol? İTÜ'den bilgisayar dersleri verilir. Hiç fena değil. Yani abla hiç vazgeçmeyeceksin değil mi? Abla... Benim gitmem gerekiyor merak ettiğim için uğradım. Tamam canım. Tamam hadi güle güle. Hadi iyi kıskan. Tamam güle güle. Sonra ararım. Tamam kendine iyi bak. 7, 5, 7, 3. Bilgisayar dersleri için aramıştım. Ben Fevriye Soyu Güzel. Buyurun. İyi günler. Bilgisayar dersi vermek için gelmiştim. Telefonda görüşmüştük. Adım Windows Orhan. En yakışıklı haliniz bu mu? Anlayamadım. İnanın hiç şaşırmadım biliyor musunuz? Buyurun buyurun. Çekilmeyin. Geçin geçin. Hoş geldiniz. Buyurun. İsterseniz sizi masaya alayım ben. Şöyle buyurun. Mevdu. Ne kadar yakışıklı bir hoca değil mi? Aynı Tom Cruise. Evet evet ama İlyas Salman taklidi yapan Tom Cruise. Hadi oradan. Kıskandın. Kıskandın. Kıskandırma beni kardeşim. Ben mi kıskanacağım? Evet Windows Orhan Bey. İsterseniz dersimize başlayalım. Yoksa size Orhancığım mı desem? Yo. Tom Cruise'cığım diyeyim değil mi? Siz bilirsiniz. Bilgisayarımız ne tarafta acaba? Bizim bilgisayarımız yok ki. Bilgisayarınız yok mu? Hanımefendi bilgisayarımız olmadan size nasıl bilgisayar dersi vereceğim? Bilgisayar olması şart mı? Bir dakika. Mesela Blender'ın üstünde gösterebilirsiniz. Lütfen Orhancığım kurmayın beni. Siz benimle alay ediyorsunuz galiba hanımefendi. Blender üzerinde bilgisayar dersi gösterilir mi hiç? Ben gidiyorum. Durun nereye gidiyorsunuz? Canım parasıyla değil mi? Lütfen bana hangi düğmeye bastınız da açılıyor Blender. Hadi gel lütfen gösterir misin? Beyefendi haklı karıcığım. Yani bilgisayar olmadan nasıl öğretsin adamcağız? Mevdu! Sen sus! Nokta! Bakın beyefendi.
beyefendi. Şimdi bu düğmeye bastığımızda blender açılıyor. Ay bilgisayar aç. Ay çok kolaymış aslında bilgisayar kullanmak. Kusura bakmayın ama hanımefendi ben gidiyorum. Ay lütfen bu durum. Nereye gidiyorsunuz? Biz daha kıskançlık şey. Ay yani blender yani bilgisayar. Defa! Çayını özlemişim vallahi. Ay vallahi ben de. Ah. Ablacığım be, boşuna kendini helak ediyorsun. Eniştemin seni kıskanacağı yok. Ay saçmalama. Misler gibi Miss Klop karısını kıskanmayacak da kimi kıskanacak ayol? O kadar uğraş verdin. Kısa sürede büyük işler başardın hayatım. Ama eniştemden tıs yok. Ben de Mefton'un beni kıskanması için başka bir şey bulurum. Ne? Mesela dans dersleri alırım. Mehtun beni mutlaka kıskanır. Eşek değil herhalde değil. Valla senden korkulur abla. Korkulur evet. Hadi demlensin sonra içeriz. Tamam. Hanımefendi, ilk dersimiz klasik dans olacak tabii. Önce müziksiz başlayalım. Provamızı müziksiz devam ettireceğiz. Formülümüz 3, 2, 1. Aynı mı böyle Demirel'in 5 artı 5 formülü gibi? Evet. Yani 3 adım ileri, 2 evet. adım geri, evet. sonra tekrar 1 adım ileri. Evet, güzel. İsterseniz bir deneyelim, bakalım becerebilecek miyiz? Tabii deneyelim. 3, 1, 2, 3, 2 adım geri, 1, 2, 3, şimdi 1 adım ileri. Bir. Mevtun bak nasıl dans ediyoruz, bak güzel dans ediyor muyuz? Güzel güzel, çok güzel dans ediyorsun hayatım. İki adım geri. Ay, bu da bir işe yaramadı. O zaman şimdi de 6-1 küt formülünü deneyeceğiz. Efendim bu formülü hiç duymamıştım. Nasıl bir şey acaba? Öğrenmiş olursunuz. Ben göstereyim size buyurun. Tabii. Bak, siz öğretin bana. Sola doğru 1-2-3-4-5 Hayatım ne yapıyorsun? Biraz dikkat etsene ya. Ama burada sempati güzeli gibi karın dururken utanmıyor musun? Sen gazete okumaya ha? İnsan biraz ilgileniyor değil mi? Ablacığım boşuna uğraşma. Yani başaramayacaksın. İsterseniz flamenco ile devam edelim. Evet evet. Evet bakın işte kaseti takıyorum. Evet çok iyi olur. Flamenco'yu seviyorum. Buraya gidelim mısın? Ben de seviyorum. Hiç kimsenin yapmanı yok. Evet. Bakın ne diyeceğim. Şöyle bay gibi. Samimi dans edecek, öğretelim sana. Şöyle. Abla yazık oluyor sana, vallahi helal olsun diyeceksin. Yo yo öyle demem ben. Ben sevdiğim çok sevdiğim. Ne? 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 Ömrüm! Bırak kızım! Neden kızım? Yok. Yani bir insan öğrenmeye bu kadar meraklı olabilir. Önce İngilizce ders, daha sonra bilgisayar, şimdi de dans dersleri. Yani Fiyabiye'deki bu öğrenme aşkını nasıl kıskanıyorum ama. Mevdu! Burada kainat güzeli.